Şimdi bütün bu olayların içinde canlı yayında bir kişi daha var. Dilek'in sevgilisi olduğunu iddia eden Özcan Bey geliyor efendim. Canlı yayına mı geliyor? Evet. Buraya geliyor. Kavga çıkartma da. Ne alt edersen et. Özcan Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk Zayda. Teşekkür ederim. Sağ olunuz geldiğiniz için. Rica Şimdi ederim. İşler o kadar karışık ki şu anda Ramazan kocası siz de sevgilisi olduğunuzu söylüyorsunuz. Evet. Siz Dilek'in nesisiniz ben sorayım size. Ben eşim olacak inşallah. İnşallah eşiniz olacak. Nasipse eğer burada tabii bitirip ondan sonra böyle bir şey olabilir. Tabii evet biliyorsunuz. Efendim. Şu anda Dilek aslında Ramazan Bey'in eşi. Evet. Siz ne zamandır berabersiniz? Ne gibi yani? Kaç yıldır tanıştınız? Berabersiniz diyor, sevgilisiniz diyor. 2-3 seneden beri. Ne kadar? 2-3 seneden beri. 2-3 sene. Peki bu isimleri biliyor musunuz? Özcan Bey 2-3 sene dediğiniz için. İlhan, Hasan, Özcan, Emrah 2, İlyas, İrfan, Ali. Tanıdığınız var mı burada? Emrah, İlyas. Geri kalan İlyas'ı ve Emrah'ı mı biliyorsunuz? Evet efendim. Peki Ramazan'ı biliyorsunuz zaten. Ramazan. Peki. Diğer Ali var, bir Emrah daha var, Abdullah var. Onları biliyor musunuz? Bu Emrah hangi Emrah? İkinci, üçüncü yazan. Emrah bu ikinci şey, Emrah. Postalcı diyorlar. Biri, hani bu, dün bağlandı ya onu diyorlar. Bu akrabası aslında. Postalcı. Ramazan'ın, postalcı olan. Evet. Ben de postalcıyla İlyas'ı tanıyorum. Tanıyorsunuz. Peki tanıyorum. Bunları ne olarak tanıyorsunuz? Hani 2-3 yıldır biz beraberiz dediğiniz için. Yani aile gibiyiz. Aile gibi misiniz? İlyas'la yani. Şakadan akışıp ben, bayılacağım şuralarda şimdi. Nasıl aile gibiyiz? Ben İlyas... Yani İlyas abileri tanıyorum. Emrah'ı da tanıyorum. Abisiyim diye mi tanıştırdı sizi? Efendim? Abisi, peki İlyas'la Dilek nereden tanışıyor biliyor musunuz? O kadar bilmiyorum. Abisi olarak mı tanıştırdı sizinle? Evet. Beraberliği vesaire hiç olmuş mu biliyor musunuz? Hayır. O kadar bilmiyorum. Emrah'ı nasıl tanıyorsunuz? Emrah benim çocukluk arkadaşım. Ha sizin çocukluk arkadaşınız. Ramazan senin akraban Emrah. Evet. Şu anda Emrah Bey evli ve Dilek Emrah'la beraber olduğunu... Ramazan'a söylüyor ya da Ramazan'ın böyle bir iddiası vardı hatırlayın. İddia değildi hani ben yorumlara size göstermiştim. Hatta çocuk Emrah'tan mı diye Ramazan bayağı bir burada kriz yaşamıştı. Senin de çocukluk arkadaşın. Bunları biliyor musun Özcan? Ya ben bunu sadece çocukluk arkadaşım Emrah. İlyas da benim abim yani. Yok ben, bu olayları biliyor musun? Olayları burada dinlediğim kadarıyla. Burada dinlediğin kadarıyla. Evet. Peki İlyas Bey de canlı bağlantıda şu anda hazır. İlyas Bey merhaba. Merhaba efendim iyi günler. Hoş kolay geldiniz. Gelsin. İlyas Bey, sizinle Dilek'le nasıl tanıştığınız konusunda farklı bilgiler vermişsiniz. Dilek'le nasıl tanıştınız? Farklı bilgiler derken ben ilk önce şunu söyleyeyim. O listede Dilek'le beraber olanlar listesinde bir adımı çıkarın. Ben Dilek'le bugüne kadar bir menfaat de gözetmedim. Bir beraberliğim de olmadı. Ama şu kadar olayın içinde gene söylüyorum. Dilek, bir gün zor durumda kalırsan evimin adı yerini de biliyorsun. Biliyorum adresini abi. De biliyorsun. Anahtarı da var sende. İstediğin vakit gelebilirsin. Şu evet. kadar olumsuzluğun gıcıklığına söylüyorum. Ve buradan diyorum ki benim sesimi duyanlara bilmeden etmeden aynı çatı altında benimle yan yana bu kızla durmadan kimse telefon açıp da yayına bağlanıp da direkt böyle dedi İlyas İmam nikahı kıyacak. Böyle de değil. Arkadaş ben bir Allah hesap verken bir yaptığımı biliyorum. Bir ettiğimi biliyorum. Pişman da değilim. Şu neden pişman değilsiniz? Evinin kapısını açtığı için. Şu kızı açı alıp da gecenin bir yarısı kapımı açıp da abi yağmurlamadan kucağımda çocukla geldim. Seni bulamadım bu sokağa çıkaramadım deyip de ağlayıp da geldiğinde iyi ki de o kapıyı açmışım. Kesinlikle bugün böyle bu bir durumda katılmışım. Herkes o kapıyı açar. O doğru. Çok iyi bir şey yapmışsınız. Ama altın ailesine de buradan diyorum ki beni telefonda tehdit etkenize Ramazan'ın ailesine, büyüklerine. Ben onların telefonları verdim canlı yayına, o canlı yayınlara yani. Karılarınızı çıkarmayın. Erkek olun siz çıkın. Değil ya sen ki, çok mu erkeksin İlyas? Böyle böyle sen bak müdahale etme sen bana müdahale etme. Sen bir sakin ol. Ne diyorsun sen ya? Bin sakin ol. Bir dakika. Bana telefon sen edip de. Bir dakika. Açma. Bir dakika. Özcan, Ramazan ne oldu? Ağzını açma. Özcan sakin ol. Ben nasıl söylemeye çalışıyorum bana dur diyor böyle. Müdahale etme. Bir Özcan müdahale neden dur? Bir dakika İlyas Bey bir dakika. Sus diyor bana böyle ya. Neden böyle bir şey söylüyorsun Özcan? Hayır bu ismini vermiş vermek istemedim Sağız beni...
aileme kadar tehdit etti. Ölümle tehdit etti. Kim o, ismini vermek istemediğiniz? Su arkadaş. Ramazan mı? Evet. Bir kanıtın bir ispatın var mı? Samsun'dan. Hayır. Sadece gerek mı? Yok. Bir kanıtın bir ispatın var mı? İspatım yok. Ben sana ne dedim? Söz senettir. Adamın karısıyla berabersin. Ama tabii ki de yani. Ama şu anda sen zaten karakter. Zaydan'ım. Sen çok bunalmış bir insansın. Söz. Erkek gibi erkek olsaydılar niye kadına sahip çıkmıyor? Sen çok mu erkeksin lan? Sen çok mu erkeksin? Niye erkek gibi erkek olsaydı niye kadınına sahip çıkmadın? Niye çocuğunla sahip? Sen çok mu erkeksin hocam? İlyas abiye sığınıyor. Sen çok mu erkeksin oğlum? Doğru. Niye yağmur havada gittin İlyas abiye sığındın? E mecbur kaldım. Sen gelip de bana dedin mi Özcan? Geldin İlyas'a gittin. Durun böyle böyle gülüm. Biz sıkıldım. Niye? Çaresizsin. Ne meseleniz dedin sordun mu? Sahip çıkmadı. Haklısın. Sen çok bir şeysin Özcan. Haklısın. Ve yaşından zaten ben de burada da söylüyorum seninle zaten sevgili olduğumuzu ve evleneceğimizi boşanınca. Evet Zahidarım, sizi dinliyorum. Ramazan, sen bıraksa Özcan Bey dilekle devam eder misin? Hayır, asla bu saatten sonra. Peki sizin mideniz evli bir kadınla beraber olmayı ve bunları gördüğünüz halde evleneceğim demeyi nasıl alıyor şu midesiz anda? Midesiz de ondan, midesiz. Ne sonuçta alaksız. Biz ayrılacağız ben mı kadar, ayrılacağız? Zahidarım bir müsaade eder misiniz? Buyurun. Ben bu kadar kişiyle beraber olduğunu bilmiyordum. Bak buradan açık olsun. Ama evli olduğunu biliyordun Özcan. Bir dakika konuşurken... O zaman adam olsaydı sahip çıksaydın, beni başkalarına şey yapmasaydın. Sen konuşurken ben seni dinliyorum. Ben konuşurken sen dinle. Ben bu kadar kişiyle beraber olduğunu dilerim bilmiyordum. Peki Özcan, ha, şimdi biliyorsun. Sevgi ayrı bir şeydir, sahiplenmek ayrı bir şeydir. Şimdi biliyorsun. Peki geçmişim evet. Seni nasıl ilgilendiriyor muydu? Nasıl sahası gördükten sonra iyi hissetmiyorum kendimi. Neden? Tamam. Şimdi bir dakika, biz Ramazan'a evli diyoruz ama şimdi evli adam, evli kadın... Aynı evde yaşar, aynı evde olur. Evet. Bak babamın çok güzel bir evi vardı. Sürü. Aynı cüzdan, aynı yastık, aynı anahtar. Sizde bu üçü de kalmamış zaten. Yok zaten. Kaçıp duruyorum. Yok zaten. Ya sen ne biliyorsun evde ne yaşandığını, sen ne niye biliyorsun? Niye karına sahip çıkmıyorsun Ramazan? Sen mi sahip çıktın? Kim sahip çıktı lan? Söyle. İlyas sahip çıktı, Ebra sahip çıktı, ben sahip çıktım. O sahip çıktı. Konuşsana kuzum. Aklını açma bak. Konuşsana. Haklı konuşuyor konuşsana. Şu an kendisi. Konuşsana. Aklını açma. Bak şimdi. Konuşsana. Namus düşkünü değilsin Özcan sen. Konuşsana. Kaç kere sahiplendim ben seni? Ya seni zaten söylüyorum ya, sevgilim olduğunu yaptım. Sahip çıktığını. Gene ben sahip çıktım. Az kaldın gene ben sahip çıktım Dilek. Ya benim sadece benim sen bunlara korkum olsa. Sen gerçekleri biliyor muydun Özcan? Benim, bir dakika. Sen gerçekleri biliyor muydun? Sen bir susar mısın orada? Sus! 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 Bak Dilek bak beni senin bana sahip çıkmadığını bu adam... Değil! Senin yapmadığın kocanın bu yapmaya çalışıyor. Sevgilim olduğu için. Bak beni sınama Özcan. Bak beni sınama. Sen beni ailemle tehdit ettin Ramazan. Ettim. Niye ettim? Ben seni bırak, Dileği bırak dedim değil mi? Dileğin kocası var dedim. Bırak dedim değil mi? Niye sahip çıkmadın kadına Ramazan? Tabii sahip çıktın Özcan. Bak kim sahip çıktı? Ramazan kusura bakma. Niye attın sözü kusura sevgilim. Ramazan? Ve sen nasıl sen dedin mi bana? Sen böyle bana yürüme. Sen su kağıttın dedin mi bana? Demedin. Sen benden gerçekleri duydun mu? Duymadın. Ya duymama gerek yok. Bu çocuk yağmurun sen yasağı bir devin canlı yerinde bağlandığı gibi. Kardeşim. Elin evli kadınıyla beraber olmazsın. Bu çocukla yağmurun havada sığınıyordu. Ben dedim ki, bak. Sen bir kere bak, sen namussuz bir insan olsan evli kadınla bir arada ya olmaz dedim, sen. Git İlyas abime dedim, İlyas abi dedim. Lan İlyas ki... Kulağa bakmadan sen bana namussuz kulağını gördün mü? Ben onunla sevgilidir iki senedir be. Ben her türlü test hazırım, her türlü. Çıkacak Özcan, her şey çıkacak. Senin yapmadığın babalığı her şey yapmaya çalıştın. Çocuk yağmurda yaşlı ıslanmasın diye aldı oteli yerleştirdi. Sen ne kadar babalık yaptın be. Daha ne yapayım? Her şey çıkacak Özcan. Sana baba dedim. Niye? Doğru babası şey kötü, mi? Babası öldü dersen. Çocuğunu? He? Niye dövdü çocuğunu? Kim dövmüş? Sen görmedin mi çocuğunu? Kim dövmüş Özcan? Bana çocuğa... Bu çocuk benim yerim, bu bayan... Bak ben o çocuğa vuracak kadar şey... Belli! Ben mi dövdüm? Bu kadın sen, benim yanıma... Kimdi sen buna inanıyorsun Özcan? Bak. Ben orta konuşuyorum. Bu kadın benim yanıma geldi. Ya Polonya'da kim var? Dilek Altun var. Kısıtlamada kim var? Dilek Altun var. Kimi izin almadın? Ben onun evlatlarını buraya verdim. Benim yüzümden mi aldın be? Benim yüzümden mi aldın be? Benim yüzümden mi aldın be? Benim... Sadece sen baba olsaydın çocuğunu eşlik emeğe verdirmezdin Ramazan. Kim verdirmiş? Kim aldı şikayet bunu? Şikayet etmişler. Kim aldı? Şikayet ben etmişler. Aldı. Devlet aldı. Niye şikayet etti? Ne bileyim ben sizin sahip şikayet etmediğinizi. Ne bileyim ben senin umurumu şikayet etmediğinizi. Sen baba olsaydın da sahip çıksaydın karınla çocuğuna. Niye sahip çıkmıyor Ramazan? Üç gün orada, ben, beş gün burada, sen olmaz kaç bu hayat. Sen kaç kaçtığında ben seni... Özcan'ın yanından bile ben seni getirdim değil mi? Getirdim, oteller getirmedim mi ben seni Dilek? Ben seni kaç sefer geri getirdim? Gene kaçtı bana geldi. Gene ben sahip çıkmıyorum. Sen bakma da sen de!
Ahlaksızlanman var mı Özcan? Çıkacaksın eşine. Sen senin yapmadın babalı bu yaptı. Senin sağ çıkmadığı zaman bu sağ çıktı. Oye bu oye girdiği zaman çocuğun kızın aklına girer sizsiniz Özcan. Girdi mi? Bir dakika bir dakika. Kuzum doğruları anlatır mısın? Sen... Bak bak kuzumla mı bak. Bak evli. Sevgilim istediği gibi konuşuyor. Bak kuzum deyip durma bak Özcan. Tamam. Allah'ım. Sonuçta sevgilim istediği gibi konuşur. Ben gerekirse onu hayatım. Allah ikimizde bilmeyelim. Dilek Hanım. Bile söyle yapsın. Dilek Hanım. Dilek Hanım. Ama ikinizi de Dilek. Bir araya getirmesin inşallah. Dilek Hanım. Özcan sana bir şey soracağım. Buyurun efendim. Dilek seninle konuşurken İlyas'la evleneceğim dedi mi demedi mi? Evlenecektik dedi mi demedi mi? İlyas'la bunlar doğru. Bir ara öyle bir dedikodu söyle bana, duydum. Ne dedi? Öyle bir dedikodu duydum. Ama doğru mu? Duydun? Ama yanlış mı? Öyle bir dedikodu duydum. Kimden duydun? Dilek'ten. Kendisi mi söyledi? Evet. Ne dedi sana? Hayatım ben öyle bir şeyden... Bir dakika. Ben doğruyla konuşacağım. Kim vallahi bir şey söyleyeyim mi? Burada... Ramazan kusura bakma. Koca dediğin karısının yanında olur. Allah. Karısı dediğin bak, kocasının yanında olur. Böyle evlilik zaten olmaz. Sen sus Özcan. Ama Özcan bak, kadar. Kaç sefer getirdim. Ramazan bak kusura bakma. Özcan kadar ben bu kıza sahip çıkan şimdiye kadar görmedim. Adam geldi elini masaya vurdu. Doğru mu? Konuşuyorum doğru mu? Asla yanlış. Ama adam elini masaya vurdu. Bu kadına kimse sahip çıkma dedi. En çok sahip çıkan Özcan'ı gördüm. Abla bütün her şeyi şimdiye duyuyoruz. Kadar. Arayanlar, bağlananlar ne diyor? Direkt kaçıyor abla, diyor zaten değil mi? Hani ben de diyorum. Bir dakika, bir dakika. Çok önemli bir şey soracağım Dilek. Kemal kim? Tanımıyorum. Aha bir kişi daha çıktı. Telefonda Kemal Bey var. Kemal Bey merhaba. Kemal Bey. Hemen düştü. Hemen bağlayalım. Kemal Bey çok önemli şimdi. Ama benim sevgilim Kemal Bey tanıyor musun? Evleneceğim. Hayır. Nasıl? Tanımıyorum. Boşanınca zaten biz Özcan'la evleneceğiz. Peki Kemal kim? Tanımıyorum abla ben. Dilek bak tanımıyorum diyorsun ama. Abla tanımıyorum. Ben buraya size niye geldim? Bundan boşanmak için geldim ve hayatıma yeni biriyle devam etmek için geldim. Kemal'i bir daha bağlayabilir misiniz arkadaşlar? Hemen arayalım. Sonuçta sevdiğim bir insan. Sevdiğin bir insan ama Özcan hala yani bilmiyorum. Sonuçta burada kocan Ramazan. Sevgilim diyorsun Özcan. Ama bu çok sağlıksız bir ilişki. Evet. Bu abla, doğru bir aile yapısı olmadığı gibi ya örneği de olmaz inşallah bir daha yani. Yoksa zaten öyle bir şey. Yani şu anlık bunlar karı koca. Özcan sen Dilek'le evlenmek istiyor musun? Şu anlık bunlar karı koca. Boşandıktan sonra bir saniye Dilek Hanım. Bunlar boşandıktan sonra tekrar düşünürüm bu konuyu. Tekrar ama düşünürüm diyorum bak. Evet daha hayır diyemiyorum. Demin evet dedin. Hayır evet diyebilirim. Gene evet diyorum. Bunların ikisini evet demek diyor musun? Diyor musun? Zaten. Özcan. Hayır evet diyeyim. Ama bir de bu şartlarda adam nasıl desin yapacak, ya? Adam... Sana aynısını yapınca ne olacak? 11 kişiye yapmam. Aynısını yapmış. Bunu nasıl göze alıyorsun? Niye bana yap? Sen de belki bana sonra yapacak. Ramazan'ın durumunda olabilir misin Özcan? Ne gibi? Yani Ramazan yaşattığın... şu anda bak karşısına sen oturuyorsun. Yaşattığın yarın öbür gün Özcan sen burada eşi olarak otursan karşısına bak. Ben güveniyorum. Eşim olacak insanı. Dilek Hanım'a güveniyorum. Güveniyorsun. Öyle şey yapmayacağım da benim. Peki ama sen 2-3 senedir beraberiz diyorsun. Fakat buradaki insanlar o 2-3 senenin sana içine soruyor. Sana şunu da sordular. Seviyor musun Dilek'i dediler. Farkındaysın. İlyas'la mesela evleneceğiz dediğinde sen de onun hayatındasın yine. Evet. Peki Kemal kim? En önemli soru bu. Ama onu da pazartesi öğreneceğim. Herkesi buraya bekliyorum. Herkesi burada görmek istiyorum, konuşmak istiyorum. Büyük yüzleşme pazartesi olacak. Reklama gidiyorum efendim.